Merhaba, ben Esra Özdemir. Kırık Mühendisliği Bilgisayar Programcılığı öğrencisiyim. Bugün yapay zeka dersimizin ödevini yapmaya devam ediyorum. Burada bizden istediği şeyler var. Option you can set container training. Değiştirebileceğimiz network'teki yani şeyler nelermiş onu soruyor. Bu seçenekleri algoritmini öyle görebiliyormuş, sürecinin co-option'ı kullanarak fonksiyonunu. Örneğini burada vermiş. Bizden de benzerini istemiş burada. Bunu da OpTS olarak atacakmışız. Hemen yapalım. OBTS eşittir training option şeklinde gidiyoruz. Training. Ya, training options. Link. Aynen, training options dedik. Aynen, aşağıda var. Bu şekilde yapıyoruz. Submit diyoruz. Çalıştı kodumuz, burada görüyoruz zaten değiştirebileceğimiz şeyleri. Burada da optional name, işte, spesifik numara atabildiğimizden başka istediğimiz numaraya. O fonksiyonu bu şekildeymiş. Adı, değeri şeklinde yapıyormuşuz. O PTS dememiz gerekiyor. Bunu kullanmamız diye opsiyon olarak da 0001'i de yine aynı şekilde yapmamızı istiyor. Buraya kadar aynı zaten. Burayı siliyorum. Ondan sonrasındaki de bunu ekliyorum. Böyle gibi. Bu sonrasında 001 istediği için hata var mı diye bakıyorum. Bir hata göremedim. Şunu kapatalım. Nerede de? Tık. Hatamız şurada. STG'ini aldık. Aynen. Ne için almamız gerekiyor? Diğer test geçebiliriz. Minibatch neymiş ondan bahsetmiş burada. CPU kullanımını anlatmış. Variable infrastructure containing information training. Bilgileri içeriden bahsettiği informasyon bunlar hakkında. Training loss and training accuracy ne kadar doğru ve ne kadar kayıp olduğu ile ilgili. Performans kaydı diyormuş. Bu da ondan bahsediyor. Burada da ne kadar sökeceğimizi göstermiş.
Evet, kalın üzerinden devam edebiliriz. Burada yapmamız gereken şey, doğru anladıysam, şekildeydi. Pilot yazıp parantez açıyoruz. Info training rules diyoruz çünkü bizden bunu istemiş. Rules. Ondan sonra orient rate. Rate. Şekilde değildi. Burada bir yardım almam gerekiyor. Hatırlayamadım çünkü. Ya direkt yaptığım şekildeymiş. Ben karıştırmışım. Tamam, bunu da geçiyorum. Network ortaya çıkıyormuş, yani ne kadar çalıştığı ilgili, data ile ilgili ne kadar iyi ve gerçekçi test olduğunu da data tutuyormuş. Bununla ilgili bilgiler veriyor. Genelde test atım %10'luk resimde oluşuyormuş. Bundan bahsediyor. %1'lik datayı test ediyormuşuz. Bundan bahsediyor. Burada biz nesne klasör. Use classify fonksiyonu kullanacağız. Yine FlowerNet predict edeceğiz. Imaging data store testimi çizeceğiz. Onu da Flower Press diyeceğiz. Ondan bahsetmiş. Bir de kodunu yapıştırabilirim ben bunu. Bu kodu elimde var zaten. Flower Press Edition. Bunu yazdık. Klasör fonksiyonu kullanmamı istiyordu. Kullandık. FlowerNet ve Resize Teslim hiç istediği için de onları kullandık. Syntax da bu şekilde zaten. Burada diyor ki kaç tane teslim hiç olduğunu doğru olarak fark edebiliyormuşuz. Predict classification, no classification. No classification'ı kullanıyormuşuz. Onlardan bahsediyor. Labeled propertiesini örnek vermiş zaten. Teskide store'da no classification of test image variable called flower actual'daki bilinen klasifikasyon yöntemini kullanmak istiyor. Test image labels'ı test image olarak da çıktısını almamızı istiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Flower Actual Test Image Labels olarak yapacağız. Yapıştıralım. Eşittir. Test Ranges nokta Labels. Burada da local compression, yani baskılayabileceğimizden bahsediyor, sıkıştırabileceğimizden. Nezle fonksiyonunu kullanıyormuşuz bunun içinde. İki tane değerimi eşlemek için, yani eşlemek için. Yönü kullanımını burada vermiş. Nezle fonksiyonunu kullanmamızı istiyor. Eşitlik operatör içindeki eşittir. Kaç tane olduğunu öğrenmek için de işte press'i flavor actual ile korekleyeceğiz. Ona da num correct olarak atacağız. Hemen yapalım size gibi. Num correct eşittir. Menez'e parantezi aç. Flower press. İstemiştir bizden. Eşittir. Flower actual olarak şuradan alalım. Tamamlayalım.
Doğru. Diğer teskiye geçelim. Burada da correction toplamı ne istiyor aslında? Num correct'i bölünmüş onun toplamını şey yapacağız diyeyim. Resimlerin onları da frag correct olarak atacakmışız. Onu bu şekilde yapıyoruz. Num correct kullanacağız. Pardon, frag correct kullanacağız. Eşittir num correct. Böyle numel. Ondan sonra ne yapıyorduk? Clever Prats. Gel geçebiliriz. Confusion chart fonksiyonu confirm for predict classification confirm matrix'i hesaplıyormuş. Ondan bahsediyor. Buradan kullanımını vermiş. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Flowerpress'te kategorize edilmiş. S1'deki Flower Actual'ı kullanmamızı istiyor solution olarak da. Kopyalayayım. Chart diyoruz. Flower Actual, virgül, Flower Preds. Flower. Flower. Let's see. Görecek burada. Network oluşumu, training, milli training. Burada yaptığımız şeylerden bahsetmiş aslında. Evet, bitmiş modülümüz.